ikisinden de Flask sınıfı ve render template ile URL form ve redirect isimli function'ları almıştım. Nereden biliyorum bunun class ve bunların function olduğunu? Çünkü bakın, function'lar küçük harfle başlıyor ama sınıf büyük harfle başlıyor. Ama hepsi Flask package içerisinde. Bu modül içerisinde de göreceğim kurul olarak ve Flask sınıfında burada kullanıyorum. Bir tane application nesnesi oluşturuyorum burada. Çok basit projelerde bunu tek sayfa içerisinde yapabilirsiniz. Mesela çok basit bir kurumsal proje diyeyim. Kurumsal site projesi. Ama UI kısmından bahsediyorum. Mesela backend falan işin içine girerse tek bir dosya içinde olmaz bu. Ki zaten yönetilebilir bir şey yapacaksanız panel olması gerekiyor. Ama basit anlamda sadece UI tarafına veri girişlerini falan database'den otomatik çekim göstereyim diyorsanız hızlı bir şekilde tek bir sayfadan yapılabilir. Burada da neyi yapıyoruz mesela? Diyelim ki elinizde bir HTML var. Tasarım template siz yaptınız ya da buldunuz vesaire fark etmiyor. Bunu bir Flask uygulamasına giydireyim derseniz burada onun bir örneği var aslında. Bunu Python ile dynamic hale getirebilirsiniz. Basit bir şekilde. Tek bir dosyada bile yapabilirsiniz bunu. Yani normalde tabii ki profesyonel projede tek bir dosyadan olmaz bu. Ama teknik olarak o bahsettiğimiz ufak tefek tasarımları falan bu şekilde Flask haline dönüştürebilirsiniz. Mümkün yani. Şuradaki alanlar neydi? Mesela dev index diyorduk. Bu bizim aslında Python'da bildiğimiz function'lar. Fakat function'ları biz web programlamada bir action gibi kullanıyoruz. Bunlara genel olarak action diyebiliriz aslında. Action'lar yani aslında link üzerinde bu routing işlemleri yaparken bu routing işlemlerinin hangi metotlara gideceğini gösteriyor. Buna genel olarak da action diyoruz. Ve şunu çalıştırdığım zaman ana sayfayı çağırdığımızda ne diyordu? Ekranda Hello World yazıyordu değil mi? Ama istersek bunu HTML olarak da yapabiliyorduk. H1 tagları içerisinde return diyorduk. H1 kurallarına göre render ediliyordu. Yani HTML'e göre render ediliyordu bu. Sonrasında istersek render underscore template function'ı da kullanabiliyorduk burada. Bunun da diğerlerinden farkı aslında render template ile biz harici bir HTML dosyasını şu template içerisinde kullanıp oradan link verebiliyorduk. Bu dosyayı çağırıyorduk. O dosya içerisindeki bütün HTML'ler kullanılabiliyordu. Mesela şunun gibi. O sayfayı render etmek için bunu render template gibi bir function ile yapmanız gerekiyor. Doğrudan şu şekilde gönderemezsiniz. Çünkü burada render işlemi yapılmaz. Bir string veri gibi ekrana bastırılır. URL for ne yapıyordu? Size soruyorum. URL for. Hocam burada about URL'ini döndürüyor. About fonksiyonundaki rotayı. Yani aslında çağrım yapabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi. Dediğin doğru. Şurada mesela bir HTML'i render etmesini isteyerek o sayfayı oluşturtuyorum. Burada basit bir string göndererek, burada HTML gibi bir string göndererek, bunu daha karmaşık uzun bir HTML tasarımı gibi de düşünebilirsiniz. Yani şuraya bir herhangi bir HTML kodu yazdığınızda o ilgili ana sayfaya gönderilecek. Bu sadece basit bir örnek. Çok daha uzun böyle bir sayfalık falan yapabilirsiniz ama doğru değil tabii ki uygulama mantığı olarak. Öyle uzun olacağına bunu ayrı bir HTML dosyası haline getirip render template ile sayfa çağrıldığında render edilmesini sağlaman gerekiyor. Doğrusu bu. URL for ise bir action çağırmanızı sağlar. About is a function name. Bakın burada şunun adını vermiş oluyorsunuz. URL for dön dediğinde, return URL for about dediğinde şunu arka tarafta dönüyor. Burası çalıştırılıyor. Sonrasında redirect vardı. Redirect de çok sık kullanılır.
yönlendirme işlemleri bu bütün web programlama tarafında kullanılır. Birçok sebeple kullanılır. Mesela bir login'e giriş yapmak istersin, login sayfasından diyelim. O sayfada kullanıcı bilgileri düzeltip herhangi bir login gereken sayfaya giriş yapmak istersin. O sayfada login geçerli olmayacağı için bu oturum yönetimi konusu, session management, daha sonra bakacağız. Session management o sayfada senin yetkin olmadığı için seni login.py sayfasına yönlendirecek diyelim. Ya da direkt login'e yönlendirecek. Mesela orada redirect'le yönlendirmeyi yapıyorsun gibi. Contact, bu da aynı. Hocam, evet. Peki URL for ve redirect arasındaki fark ne tam olarak, ben anlamadım. İkisi de bir sayfaya yönlendirme yapıyor. Bu farklı. URL for aslında çağırma amacıyla kullanılır. Redirect yönlendirme olarak. Sen URL for'u içeriden bir action'ı sayfanın içerisine inherit edersin. İnherit etmek işlemi diyelim. Ama redirect seni komple o sayfaya yönlendirir. Bu teknik olarak birbirinden farklı. Bir tanesinde render işlemi. Mesela farklı yöntemler var bu şekilde yönlendirmenin. Aslında bütün web programlama teknolojilerinde var. Sadece Python'a, Flask'a özel bir şey değil. Birisinde sayfaya komple doğrudan linke yönlendirmek isteyebilirsin mesela. Ama linke yönlendirme işleminde render edilmez sayfa. Ama kimisinde de doğrudan sayfayı render ederek o ilgili linke gönderilmesini istersin. Orada da sayfa render edilir. İkisi arasında bir fark var. Bu action üzerinden bu action'a gönderme işlemi, onu çağırıyor sadece kendi içerisine. Redirect ise seni oraya gönderiyor, yönlendiriyor. Gelen trafiği oraya yönlendirme işlemi. Anladım, teşekkürler. İkisini test ederken, hatta test etmeni öneririm. Orada da linke bak ve arka tarafta da sayfanın koduna bak. C# içerisindeki root config gibi mi? URL for var burada. Hayır, alakası yok. Root config dediğin şey farklı. Onu başka zaman başka şeylerle konuşacağız. URL tanımı manuel. Yani evet manuel. Ama ASP.NET'te de zaten C# yazarken de manuel yapıyorsun. Başına root yazmak yerine mesela HTTP bir get yazıyorsun. HTTP get'te parantez açtığın zaman içerisine o action'ın kendi istediğin adını verebiliyorsun mesela. Orada da aynı, değişmiyor. Burası böyleydi. Şu template'leri sizin incelemeniz lazım. Daha önce detaylı anlattım çünkü. Ben artık önemli konular üzerinden. Şurada mesela bir gene index üzerinden yaptık bunu. Şu bizim ana sayfamızı belirtiyordu değil mi? Ama demiştik ki normalde mesela metot vesaire yazmamıza gerek yok. Methods kısmını. Bu parametreyi göndermemize gerek yok. Fakat istersek bunu yazabiliyoruz. Default olarak da aslında şuydu. Yani methods get olarak default olarak çalışıyordu. Ama bunu yazmak zorunda değilsiniz. Ama bilmeniz gerekiyor. Arka tarafta get çalışır. Her zaman vardır yani. Bunun sebebi programlama altyapısı değil. HTTP kuralları nedeniyle bu gönderilmek zorunda. Request içerisinde. Ama bunu otomatikleştiriyor. Size kullandırmıyor. İstersen diyor kullanabilirsin. Get ya da post birden fazla da tanımlama yapabilirsin. Sadece bu istekleri kullanmana gerek olur. Daha doğrusu izin olur. Mesela sadece bunların ikisi varsa put ya da delete isteği, request'i gelemez indekse. Gelse bile geri çevrilir doğruna. Yani gelir ama geri çevrilir. Bu da böyle. Şimdi benim anlattığım gibi şu sayfayı kim anlatacak?
Rümeysa az önce bir düştü ama geri geldi mi? Rümeysa buradasın. Listeden gördüm seni. Rümeysa anlatır mısın burayı bize? Ses gelmiyor. Burayı anlayan, anlatabilecek olan. Anlatabilirim hocam eğer şey olursa. Seni joker olarak tutalım. Peki. Evet, kimse. Buraları defalarca anlattım. Birçok kez anlattım. Bakın tekrar ediyorum şu an. Size kodları da verdim. 2 hafta geçti ve aranızdan bir kişi, evet Didem. Eşitleri bana tamamlarsın ablam. Hani gördüklerini söylemek istiyorum. Mesela işte kulaklığı import ediyor. Sesin düzgün geliyor mu? Çok iyi değil, anlaşılır değil ama. Mikrofon takıyorum. Kulaklık. Şimdi nasıl? Biraz daha yüksek sesim. Şimdi nasıl? Çok iyi. Tamam. Şöyle ki önce işte flask'ı import ediyoruz. Orada söylememe gerek var mı yoksa sadece satırlarımı söyleyeceğim? Devam edebilirsin. Nasıl? Devam. Devam tamam. Bu mesela şey approved ya nasıl şey nasıl anlatacağımı bilemedim şimdi. Şey şöyle ki çok kötü anlattım. Özür dilerim sunuyorum. Mesela hello world diyoruz ya ilk tarafta return diyoruz ya orada hem get hem post'u metot olarak yazmışız. Ama burada aslında sadece get'i kullanıyoruz. Çünkü sadece hello world yazdırıyoruz. Ve bu ana sayfada bu şekilde böyle. Mesela bir aşağıda ana sayfadan sonra get name yazdığımızda, taksim get name yazdığımızda ne string girersek oraya o çıkıyor. Çünkü fonksiyonu o şekilde yazmışız. Yani şurası joe.com/getname çağrılırsa çalışacak. Evet. Ve geriye de x dönecek. Sayfada x görünecek. Evet. Evet. Bir aşağıdakinde ise şöyle. Şimdi biz yine işte joe.com yazdıktan sonra name yazacağız. Ama burada şimdi diyelim ki Cihan yazdık. O zaman bize hello Cihan diye dönecek. Çünkü biz burada yüzde S yapıp, yüzde içeride S yapıp sonra da yüzde name demişiz. Demek ki buradaki ne yazarsam, işte oraya Cihan yazdık, Cihan gelecek. Didem yazarsam Didem gelecek mesela. Tamam. Şunun teknik adı neydi? Neyim? Şurası var ya, metinleri birleştiriyorum. Metinleri birleştiriyorum. Aklıma bir şey geldi ama emin değilim. Yanlış söylemek istemiyorum. O yüzden söylemeyeyim ben. Metin birleştirme, İngilizcesi string concatenation. Değil mi? Evet. Evet. Ama aklıma bu gelmişti. İki söylememişim. Geçiyorum. Aşağıda da yine benzer bir şey var aslında. Mesela joe.com h sonra değil 35 girersek bu sefer de bize şöyle diyecek işte your age is işte 37 ya da işte 32 her neyse onu gönderecek. Ve tabii ki yine get fonksiyonunu metot olarak kullanıyoruz. Ama tabii ki az önce dediğiniz gibi yazmasak da olurdu. Bu kadar söyleyebildim. Bu kadar. Peki şöyle çağırsam. Şu şekilde. Ama şu an çalışmaz. Çünkü integer demiştik biz buraya. Çünkü age'i integer olarak tanımlamışız. Bu x integer olmadığı için çalışmaz. Hata verir. Evet. Bunu aslında kendimizi hatalardan korumak için yapıyoruz. Integer tipinde gelecek dedim. Buraya başka bir tipte gelmemesi gerekiyor. Ne oluyor? Senin içeride şuradaki age function'ını, age parametresini içeride %100 olarak bir integer gibi kontrol edebilmeni sağlar. Çünkü biliyorsun ki sana bu URL pattern'inden, URL pattern'i üzerinden gelebilecek olan parametre integer'dır. Bu olabilir sadece. Evet. İşimizi kolaylaştırıyor. Teşekkürler. Bir daha. Rica ederim.
Burası istersek şu kısmı yapmamıza gerek yoktu değil mi? Çünkü default olarak siz buradan sağlıklı bir şekilde return yaptığınızda zaten okey olarak geri dönecektir. Ama neden böyle bir şeyler var? Ya da kullanabilirsiniz return ile birlikte. Bir action'dan action içerisinde return yaparak herhangi bir veriyi gönderebilirsiniz geriye. Mesela içeride bir hata oldu ya da sizin herhangi bir sorgunuz sonucunda, mesela database'de bir sorgu yaptınız ya da herhangi bir senaryoda o işlemin sonucunda normalde hata falan yok ve siz kontrol ediyorsunuz. Kontrolün sonucunda da çıktı olarak sizin istediğiniz kontrolünüzün dahilinde bir HTTP status kod göndermek isteyebilirsiniz. Yani senaryoyu tamamen sizin yönettiğiniz bir durum olur bu. Biraz karışık olabilir şu an için ama o senaryoları yaşamadığınız için anlamanız biraz zor olabilir. Ama siz kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Özetle bunu yapabilirsiniz. Buralarda template'ler içerisine giremeyeceğim. Onlar çok vakit alır. Ama zaten anlattık bunları. Sadece yüzeysel geçiyorum. Evet. Bakın şurada da mesela ben bilinçli olarak bir internal server error oluşturdum. Böyle bir URL action oluşturdum aslında. Bunu yapabilirsiniz. Tabii şunları şu şekilde de yapabilirsiniz. Burada ne olur mesela? Sistem içerisinde herhangi bir hata olduğunda sizin kontrolünüz dahilinde, mesela Sema sormuştu ya, redirect işlemi ile alakalı. Sistem içerisinde bir hata olduğunda ama sizin kontrolünüzün dahilinde bir hata olduğunda, yani fark ettiğiniz hata olduğunu programatik olarak try except ile yönetiyorsunuz. Hata mekanizmanız vesaire. Bunlarda fark ettiniz bir hata olacak bu işlemi yaparsanız. Öyle bir durumda return ya da redirect diyeyim. Redirect şu sayfa. Internal server error. Burası da zaten sizin özel olarak tasarladığınız bir 500 sayfası olur. Onunla ilgili örnek yapacağız. Size hata sayfasının nasıl olacağını bugün gösteririm. Custom bir hata sayfası. Evet, burada coşmuşuz. Burayı detaylı anlatayım. Neyimiz var? Login page. Sen git, sen kal. Evet. Bakın Flask, import Flask. Redirect'i aldım. URL for'u aldım. Abort'u aldım. Tabii bunları ezberleme gibi bir şeye ihtiyacınız var gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Yaptıkça, mesela ben şurayı yazarken bunlara ihtiyacım olduğu için çağırdım. Tabii ki siz doğal olarak bilmeyeceksiniz. Mesela abort'u görmediyseniz bir yerde bilemezsiniz bunu. Bunları gördükçe alışacaksınız ve buraları ekleyeceksiniz. Onları dahil edip sonra da kullanacaksınız. Ama ezberleme diye bir şey yok. Sadece bol bol pratik var. Bunları aldık. Şurası bizim ana çalıştırma alanımız. Geçiyorum. Admin sayfamız var. Register'ımız var. This is register page. Bir de login alanımız var. Bir de ana sayfamız. Ana sayfada sadece Hello Mars diyorum. Default olanı ben açıkça yazıyorum burada. Şurası bayağı detaylı. Burayı konuşalım. Mesela şunu demiştim. Login işlemi, bunu bayağı konuşmuştuk hatta. Login işlemi ya da register, formdan herhangi bir veriyi sunucuya post etme işlemleri falan. Bunlar post ile yapılır. Posta not olarak ne demiştik? Bakın login, register gibi ya da herhangi bir form verisini sunucuya gönderirken HTML form taglarından metot içerisinde post kullanılmalıdır. Ama teknik olarak get'te kullanabiliyorduk. Bunu gösterdik. Ama get ile kullanırsanız veri URL üzerinden gider. Buna query string diyoruz. Link üzerinden veri gönderme sunucuya. Ya da sayfalar arası veri transferinde gene query string kullanılır. Bunları not alın. Sayfalar arası veri transferi. Yani ABC PY sayfasından XYZ PY sayfasına veri göndermen gerektiğinde
Bunu QRS link üzerinden, link üzerinden yaparsın. Ama sunucuya veri gönderirken input'tan aldığın verileri sunucuya göndermen gerektiğinde o HTML form içerisinde metod olarak post kullanman gerekiyor. %99 böyledir. Aksi halde get kullanılırsa form verisi açık bir şekilde URL üzerinden QRSync olarak gönderilir. Bu durumda hassas veriler açık bir şekilde gözle okunabilir olur. Bu bir güvenlik zafiyetidir. Ama sorun sadece güvenlik olması değil, güvenlik zafiyeti olması değil, mantıksız da olması. Ne demiştik bununla ilgili? Bir makale kaydı yapacaksın diyelim. Makalenin başlığını göndereceksin, tamam. Başlık diyelim ki 100 karakter. Sonrasında content alanı var. Content'ı da göndereceksin. Orası da 1000 karakter. Ya da 2000 karakter. Bu kadar karakteri URL üzerinden göndermek %100 yanlıştır. Mantıksızdır. Bu nedenle de bu tür çalışmaları, verileri, yani o kadar çok uzun sürecek, düzelteyim. Çok fazla içerik olacak durumda. Az önce bahsettiğim mesela content alanı gibi. Bunlar form ile gönderilir. Post metoduyla gönderilir. URL'den gönderilmez. Senaryolar zamanla oturacak zihninizde. If name eşit eşit admin ise and password eşit eşit admin ise. Burayı aslında database'den sorguluyorsunuz normalde. Normal bir uygulamada. Burada basit bir senaryo var. Return redirect URL for admin. URL for ne yapıyordu? Admin diye bir action'ı çağırıyordu. Yani şuraya. Ne demek oluyor bu? Admin'in kullanıcı adıyla şifresi doğruysa admin sayfasına yönlendir. Hatta şunu daha gerçekçi olsun diye şöyle yapayım. Admin password'ü de şu ve eğer doğru ise admin sayfasına yönlendir. Aksi halde yönlendirmez. O sayfaya gittiğinde de mesela diyelim ki şu bilgileri girmeden admin sayfasında şurada yani kontrol yapılır. Şurada session kontrolü yapılır. Watch session. Onu araştırmanız için yazıyorum zaten buraya. Erken araştıran erken yol alır. Genel adı session management'tır. Tamam. Teknik olarak da session management altında kullanabileceğiniz ve bunları araştırın diye söylüyorum. Session ve cookie vardır. Session'lar. Cookie ön bilgi olarak söyleyeyim. Tarayıcınızda tutulan yani sizin client olarak geliştirici olarak değil. Client olarak herhangi bir web sitesine girdiğinizde mesela Facebook'ta giriş yapıyorsun. O giriş yaptığın site içerisinde beni hatırla diyorsun mesela. Ondan sonra tarayıcıyı kapatıyorsun. Üstüne bilgisayarı kapatıyorsun. Sonra fişi çekiyorsun. Sonra ev yıkılıyor falan. Bilgisayarı gene açınca gene Facebook'a login oluyor. Bunun sebebi beni hatırla dediğinde bunun tabii birkaç farklı tekniği var ama senin bilgisayarına tarayıcı üzerinden bir tane TXT dosyası atıyor. Ve içerisine kendisini senin yetkini tanıyabilecek bir bilgi koyuyor. Bilgi yazıyor Facebook ya da diğerleri fark etmiyor hepsi aynı. Bu genel bir web programlama yöntemidir aslında. Session management yöntemidir. Cookie. Ve sen o siteye her giriş yaptığında o istekle beraber senin bilgisayarındaki o TXT dosyasına bakılıyor. Cookie dosyasına bakılıyor. Ve ilgili bilgi orada varsa Facebook sistemi diyor ki bu tamam diyor. Bu daha önce yetkili olarak bana bağlanmış. Ben de buna cookie dosyası atmışım diyor. O yüzden tekrar login'i göstermiyor sana. Direkt ana sayfayı açıyor. Giriş yaptın oluyor yani. Bu cookie yöntemi. Tabii ki bunlar client tarafında çalışır. TXT dosyasından bahsediyoruz. Senin client olarak senin sisteminin kontrolü tamamen sende. Yani bunları silebilirsin, bunların sisteme eklenmesine izin vermeyebilirsin vesaire. O yüzden %100 olarak tamamen cookie'ye güvenilerek iş yapılmaz. Cookie üzerinden analizler de yapılır.
istatistiklerde tutulur vesaire. Ama maksimum hatırladığım kadarıyla 4 kilobaytlık bir veri kapasitesi vardır cookie'lerin. 4 kilobaytın üzerinde veri tutulmaz. O yüzden hem kritik bir veriler tutulmaz cookie'de hem de çok az veri tutulur. Çünkü her seferinde client ile server arasında bunlar gönderilir. Yani sunucuya gönderilir cookie dosyası vesaire. O yüzden çok büyük olmaması gerekiyor gibi. Session olayı. Session'da sunucu tarafında tutulur. Client ile ilgisi yoktur. Client'ın yetkilendirilmesini yapar. Neden böyle bir şey var? Size başlıklar veriyorum. Tamam, araştırmanız için. Web programlama is stateless. Bunu bir araştırın. Detaylı bir konu. O yüzden farklı farklı videolar, makaleler izleyin. Stateless olayı neydi? Daha önce özetle bahsetmiştim. Web programlamada siz client olarak web server tarafından habersizsiniz. Web server da sizden habersizdir. Sizin kim olduğunuzu bilmiyor. Siz bot musunuz? Siz Ali misiniz? Mehmet misiniz? Kendini Ali gibi tanıtan Ayşe misin? Mesela bunları bilmez. Stateless olayı bunu söyler aslında web tarafında. Sizi state hale getirmek için session management yöntemlerini kullanır. Web programlama altyapıları, teknikleri. Yani bunu da işte sizin kullanıcı adı ve şifrenizle yapar. Cookie ile yapmaya çalışır. Ama cookie'ye de güvenemez çünkü yıllardır, 10 küsur yıldır biz cookie'yi, mesela başkasının cookie'sini alıp diyelim kendimizi o sistemde yetkiliymiş gibi tanıtabiliyoruz. Buna da hacking deniyor kısacası. Nasıl oluyor mesela? Basit anlamda web güvenliği konusunda anlatırım bunları. Güvenlik grubunda. Ve özet olarak şöyle yapıyorduk mesela. Size bir mail gönderiyorum. Bu mail içerisinde bir link var. Sen o Hotmail içerisine ya da Gmail, fark etmiyor, herhangi bir web sitesi de olabilir. Orada zaten yetkili olarak giriş yapmışsın ya. Yetkili olarak giriş yapınca o sistem de senin bilgisayarına, client'ına bir cookie atmış. Cookie de zaten oturum yönetimi için kullanılan bir şey. Çoğunlukla. Yani tamamen tek amacı bu değildir. Dediğim gibi istatistik vesaire de yapılabilir ama genellikle %99 olarak bu oturumu yönetmek için, senin yetkini kontrol etmek için, senin işini kolaylaştırmak için vesaire kullanılır. Bunu yapıyor ama o cookie'yi başka birisi alırsa kendisini kendi bilgisayarından, kendi tarayıcısı üzerinden o sisteme yetkili olarak bağlayabiliyor. Bu böyle. Ve o zaman da mesela bir mail atıyorduk. Ya işte biraz detaylı ve ilgi çekici bir mail diyelim. Herhangi bir şey olabilir. Bu social engineering ile alakalı bir şey. Sosyal mühendislik konusu. Karşı tarafı ikna ediyorum bir şekilde. Merakını kullanıyorum. Şu bu. O maildeki ilgili linke tıklamasını sağlıyorum. Link içerisinde de aslında bilirsiniz, hyperlink olayı aslında. Size gösterilen diyelim metin, linkin metni tıkladır. Tıkladır ama arka tarafta farklı bir link vardır. O linki ben istediğim gibi yapıyorum ve JavaScript ile sen oraya tıkladığın zaman yönleneceğin sayfada ben senin yetkili olarak açtığın tarayıcıdan o cookie bilgisini alıyorum JavaScript ile basit bir şekilde. Document get cookie vesaire gibi. Bunu alıyorum ve benim sunucuma yüklüyorum. Zaten maksimum 4 kilobayt bu. O yüzden yüklemede de sorun yok. Anında çalabiliyorum. Çaldıktan sonra da doğrudan senin Hotmail'ine girmiş oluyorum aslında. Kendi tarayıcımda senin cookie'ni yerleştiriyorum ben oraya. Ve normal Hotmail.com'a girdiğim zaman doğrudan erişebiliyorum senin mail adresine. Ya da bir herhangi bir e-ticaret sitesinde de olabilir. Fark etmiyor. Aynı şekilde o cookie, mesela admin, örneğin gittivideo.com'un diyelim, ben bütün yetkileri olan bir web yöneticisi var. Bütün sayfalara falan giriyor vesaire. Yetkili. Giriş yaptıktan sonra ben onun diyelim cookiesini çaldım. Ve
Ondan sonra ben ilgili sayfaya request yaptığımda benim tarayıcımdan o cookie'yi okuyup benim yetkili olduğumu düşünecek sistem ve kontrolden geçip doğrudan sisteme giriş yapabilirim. Bu amaçlarla da kullanılabiliyor. Tabii ki teknik güvenlik önlemleri de var. Yani 15 yıl önce de bu yöntemleri kullanıp ek yapabiliyorduk. Halen daha teknik olarak bunlar mümkün ama çok fazla yaygınlaştığı için tabii farklı farklı teknik önlemler var. Ve session tarafı, session da sunucu taraflı çalışır. Onu da ayrıca araştırırsınız. Vakti gelince konuşuruz. Evet, bu admin'e yönlendiriliyor. Burası. Sonrasında else ise, yani admin bilgileri geçerli değilse login'de, ben diyorum ki abort. Abort diyorum. Abort'ta 401 HTTP status kodunu geri dön diyorum abort içerisinde. Burada istediğiniz aslında HTTP status kodu verebiliyorsunuz. Ben burada 401'i verdim. Ve diğer bir yöntemde eğer login kısmında kullanıcı bilgileri hatalıysa register sayfasına yönlendirebilirsiniz. Çünkü o yetkili değildir. Sisteme giriş yapmaya yetkili değildir. Değil mi? Bunu belki birkaç denemeden sonra yapabilirsiniz. Hani 3 kere denedi olmuyorsa işte register'e gönder. Tabii bu çok user friendly değil ama bazı durumlarda yapılabilir. Yani ben logindeyim kardeşim, beni niye register'e gönderiyorsun? Psikopat mısın diyebilir client. Peki bunu yapmıştık aslında. Hemen Postman'ı açayım. Sevgili Postman, bu satırları sana. Evet, Postman'ı çok kullanacaksınız demiştim. Sorularınız varsa arada girin. Hocam, ben bir şey sormak. Önce isim, soyad. Büşra Göztepe'ye. Tamam. Hocam, kodda biz herhangi bir database'e bağlanma yorumunu yapmadık değil mi? Çünkü ben herhangi bir database'e bağlanma görmüyorum da. Yani sen database'e bağlı mısın hocam kodda? Şu an değil. Burada değil ama ilk örnekte yapmıştık geçen hafta. Sonradan biraz yumuşattım konuyu. Daha hafife döndüm. Ama o konulara geçeceğiz gene. Bu hafta göreceksiniz. Hocam, kafama şu takılı da benim. Sonuçta yani bir login sayfasına giriş yapabilmemiz için bilgileri database'ten almamız gerekiyor. Ama biz burada name olarak admin, password olarak da 1-2-3-4 yazmışız. Hani kullanıcı nasıl giriş yapabiliyor hocam? Hani database'e bağlanmadan, onu merak ettim. Yapalım. Bunun database'le ilgisi yok. İstersen txt dosyasından okursun kullanıcı bilgilerini. Hiç fark etmiyor. Database sadece daha profesyonel bir yöntem. Şimdi ben şunu çalıştırayım. Evet, 5000 portu üzerinden bizi bekliyor arkadaş. Login alanından koduma bakayım yine. Tabii burada bu yöntemi hatırladım şimdi. Biz burada link üzerinden almıştık. Bu link üzerinden aslında get yöntemi kullanılır. O yüzden tekrar kullanmayayım ben bunu. Bunu konuşmuştuk bayağı bir. Normalde daha önce ilk gösterdiğim örnekteki gibi, şurada mıydı neydi ona bakarız gene. Form nesnesi üzerinden almak gerekiyor. Ama ben burada işin mantığını anlamanız için şurada link üzerinden göstermiştim. Şuraya not olarak yazayım. Bu yöntem örnektir. Name ve password URL'den gönderilmez. Burayı o yüzden geçiyorum.
daha farklı örneklere geçeriz, sonra yaparız bunları. Şuradaki kullanıcı adı şifre olayı da anlıyorum. Siz böyle her şeyi sanki veri tabanı gerektiriyormuş gibi düşünüyorsunuz ama fark etmiyor. Veri tabanı dediğin şey şu işlemi yapıyor zaten. Ben bunu ha şu name ile password'u alıp database'e sormuşum. Ha içerideki adminle şuna sormuşum. Bu bir örnek. Database ile ilgilenmiyor şu an. Yapıyı incelersiniz daha sonra. Burada bir şey var mı? Yok. Evet. Ben yeni bir proje yapacağım. Şurası boşmuş. Dolduralım bunu. Hangi projeyi yapsam? Mesela hemen alanımı açıyorum. Burada bir statik klasörümüz olsun. Sonra templates olsun. Ve appy olsun. Bunların içerisinde statikte mesela CSS olsun, JS olsun. JS'yi kullanmayacağım şu an. Burada bir hata sayfası oluşturma işlemini göstereceğim sadece. Örnekte bir link koyacağım. Hemen başlıyorum ben koduma. From Flask import Flask render underscore template. Sonra app equal Flask underscore underscore name blah blah. Def index s. Devam edeceğiz oraya zaten. Def dashboard. Bu dışarıdan parametre alsın. Link kısmını yazdıracak birisi varsa onu buraya davet edeyim. Şuradaki routing alanları oluyor ya. Ben şimdi bunları yazıyorum. Siz de benim yazdığım formata göre bir mesela link yapısı, routing yapısı oluşturdum bana. Ben yazana kadar vaktimiz var düşünmek için. Siz yine düşünün. Ben şuraları yazacağım. Düşünürken kilitlenip kalacaksınız orada. Kodumu takip edeyim, düşüneyim mi falan. Rümeysa, senden cevap alamamıştım. Soru sorduğumda. Bunu unuttum. Zannetmiyorsunuz diye düşünüyorum. Aylar sürse de bu eğitimler bunu unutmayacağımı da biliyorsun. Meta charset UTF-8. Name blah blah report content with buralar formaliteler device with initial scale 1.0. Şuraya bir adet başlık Flask.
Burada da içeriğimiz var. Böyle bir HTML'im olsun. Çok önemli değil şu an. Mesela şu indeksi yazmak istiyorum. Arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Nasıl yazarım ben bunu? Şu indekse bir root yazın. Yazdırın. ...56 kişiden... ...bir cevap gelmiyor. O... ...mesaj atmış hocam. Efendim? O mesaj atmış. Mesaj bölümünde yazıyor da bazı arkadaşlar. Ha şimdi gördüm ben. Ben tamam. De sözü söyleyebilirim. Eğer sözüm olsa. Olur. Mesajı da birisi okuyabilir bana. Sürekli @.root demiş Burak Şantuk. Parantez açmış. Evet aynen bu şekilde. Metot olarak da geçiş açmış. Evet. Oğuz da Burak da doğru söyledi. Hatta şöyle yapalım. İkisini de gösterebiliriz. Birisi default'u söylemiş. Diğeri de daha detaylı olanı açıklamalı kısmını. Yapmış. O ikisi de aynı şeyi yapacak. Zaten şimdi, default'a get dedi mi hocam? Yani yazmasak da default'lar get oluyordu. Birkaç şey önceki derslerde sormuştum sanırım. Evet aynısını sormuştum. Bir an dejavu yaşadım şu an. Ha. Yok hani tekrar şey olmak istedim. Şu an ben neredeyim, ne yapıyorum gibi düşündüm yani. Index kısmında render template yapmamız gerekmiyor mu? Az önce indexte olacağız demiştik ya. Oraları yazmadım henüz. Routinglerini yazıyorum. Evet Yusuf da güzel yazmış. Dashboard, uname. Tabii yapacağımız işe göre değişir. Mesela dashboard'da dediğim gibi eğer get yapacaksak ona da yazayım ben. Dashboard. Burada uname method get. Bunu arkadaşların da dediği gibi aslında şöyle açık yazmanızı tavsiye ederim. Açık yazın. Bu şekilde. Projelerde falan. Ve dashboard uname. O tamam. Sonra bir tane daha root error. Tamam. Böyle birinde yazıyorsanız diğerlerinde de yazın. Yani bir projede mesela get'i açık yazdıysam hepsinde get'i açık yaz. Yazmadıysan hiçbirinde yazma. Bu ayrı mesele. Ama birinde uyguladıysan diğerlerinde de aynı kuralı uygulaman gerekiyor. Evet. Peki. Şimdi gelelim indeksi çağırmaya. Burada ne yapacağım? Render yapacağım. Evet. Büşra'dan bir çalım geliyor. İndeks HTML. Nereye gidecek bu? Default olarak şu template'i görüyor zaten. Default'ta bunu görür. Onun içerisindeki de o zımbırtıya bakacak. Evet. Dashboard. Dashboard için kimse. Burada da render anladık. Tamam. Şöyle mi? Dashboard HTML. Tamam mıyız burada? Şurası tamam mı? Şu parametre olarak gelen username'i de gönderseydik hocam tamam olurdu herhalde ya. Nasıl gönderelim? Dashboard HTML'den sonra virgül bırakıp parametre ismi eşittir
yani fonksiyondan gelen parametre diyebiliriz. Evet. Template'de de username adıyla işaretleyelim biz onu. Yer tutucu öyle tasarlayalım. Tamam. Dışarıdan gelen parametre de uname zaten. Tamam. Burası da doğru. Şu veriyi, bakın şu parametreden gelen veriyi şu isimdeki bir değişkenle bu sayfayı birleştirip render edecek. Olay bu. Sonra hocam şimdi bu dashboard'un oradaki uname yazan kısma username yazmamız gerekmez mi? Bu parametre. Bu arada isimleri söyleyin arkadaşlar. Bu parametreden geliyor. Şu ise dashboard HTML içerisinde şu şekilde kullanacağım bir alan. Oradan bahsetmemiştim aslında ben hocam. Mesela routing yaparken kullanıcıya özel isimle dönecek. O yüzden username mi yazmamız gerekirdi onu bir düşündüm. Normalde doğru, haklısın. Senin dediğin gibi olmalı. Ama ikisini username yaparsam anlatırken kafanız karışır. O yüzden uname yaptım. Yani yoksa daha doğrusu şu. Kesinlikle. Yani uygulamada böyle yapın. Şekilde. Belki uname'i şunu uname yaparsın ama o da doğru değil. Çünkü template içerisinde de kafa karıştırıcı olabilir. Kısaltmalar mantıklı olmak zorundadır. Uname çok genel bir standarttır. Yani uname'i gören tecrübeli bir yazılımcı onun username olduğunu bilir. PWV de öyle mesela. PWD. Bu da aynı. Password'un kısaltması. Ama bunu temellerini anlatırken sizin kafanızın karışmaması gerekiyor. Dışarıdan gelenle içeridekinin farklı şeyler olduğunu göstermem gerekiyor. O yüzden böyle yaptım. Ve bir tane burası tamam. Şimdi bir tane tema buldum. Yani kod parçacığı buldum. Şöyle bir şey. Çok hoşuma gitti bu. Bakın şöyle imlet sonunda duruyor. Error 404 diyor. Tamam, bunun CSS'lerini arakladım. Şuradan. Ve ilgili ait olduğu yere koydum araklayarak. Neydi bu? Şurası. 404.css. Hemen copy ve paste tekniklerini kullanarak yazıyorum. Bakın CSS burada. Keyframes vesaire bla bla. Sonra dashboard'uma geliyorum. Dashboard'um şu geldim. Dashboard.html. Yapıştır. Copy paste teknikleriyle gene. Hello. Ne yapacağım? Username. Neden? Çünkü şu. Bakın bu dashboard HTML ile birlikte render edildiğinde şuraya gönderilen veri, parametre olarak verilen veri buraya yapıştırılacak. Olay bu. Uname ise dışarıdan gelen bu routing ile action'a gönderilen veri, parametre. Bununla uname farklı şeyler aslında ama uname verisini username'e aktarıyor. O da bununla birleşince, render edilince bu sayfada gösteriliyor. Onu da şöyle süslü parantezlerle yapıyoruz. Bir diğeri de daha önce yapmıştık. O yüzden bunu tekrar anlatmayacağım. 404.html. Copy ve test teknikleriyle bunu da yaptım. Şu kalsın şurada. Bakın burada da olay şurada çok fark yok. Sadece şunu ekledim. Öncekinden fark yok. Bunu da şöyle yapıştırayım.
Hayır. Evet. Bakın buradaki aslında bilmeniz gereken tek olay, CSS'i yapıştırdık o kodları. Onları da buraya atmam gerekiyordu. Ne yaptım? Bakın heat kısmında link rel style sheet ve href url for şunu statik klasörü içerisinden, ne demek o? Şurası. Onun da içerisinde file name, bir klasör adı veriyorum. CSS linklerini yapıyorum şurada. Şu 404 CSS'yi al diyorum burada. Bu kadar basit. Şimdi çalıştıralım bunu. Ask run. Localhost. Hello Mars. Name var benim. Dashboard. Dashboard uname. Evet, atlamışız. Sebep 404. Neyi bulamadın? Dashboard. Hocam. Evet. Burak da yazmış da error HTML diye biz yazmıştık ama 404 HTML diye biz postayı kaydetmiştik. Tamam. Bunu değiştirelim. Farklı mesela, değil mi? Burada farklı bir hata var. Dashboard. Dashboard get olarak alıyor bunu. Name. Şu linki görmüyor. Görmeme olayı ne ola? Şunları kapat. Dashboard, routing, dashboard. Dashboard template mi size? Tekrar ses gelmedi. Template'in içinde dashboard. Template içinde dashboard. Evet. Direkt bulursan çıkmıyor musunuz? Ana sayfayı gördü. Ay. Ana sayfayı görüyor. Öyle var. İndeksin için ha yanlış. Lan bir yerde bir şey çalışıyor. Pardon. Ben 6'yı çalıştırıyorum. Bak hepimiz uyumuşuz. Ya da biri dedi ben mi duymadım? 6'nın içindeyim ben.
Flask Run 7'yi çalıştıracağım. Tamam. Çünkü zaten Hello Mars yoktu burada. Evet. Çay vaktinin geldiğini gösteriyor. O yüzden şunu tekrar sil. Şimdi çalışacak tabii ki. Flask Run. Çalış. Resistik değil mi? Dashboard diyelim. Hello Cihan. Title Flask. Bakın hani gerçek uygulama geliştirirken tabii buraları da değiştiriyor olmanız gerekecek. Örnek for example. Mesela şurası diyelim. Hatta ikisinin de ben halini bırakayım buraya. Burası gene mesela başka bir sayfadan ya da bu sayfanın içerisinde örneğin title ya da page diye bir sınıf oluşturuyorsun. Page sınıfını komple göndereceksin. Title alanı mesela page.title şöyle olabilir. Ya da title olarak şöyle kalabilir. Dışarıdan nesne gönderirsin. Onu çalıştırırsın. Buranın şu HTML'in herhangi bir yerine müdahale edebilirsiniz. Jinja template ile. Jinja dediğimde aslında bu Flask'ın vesaire kullandığı bir template engine. Mesela şunları yazdığınızda arka tarafta parse eden, bunları parse edip anlamlandıran aslında Jinja template'i. Ve şu HTML'e herhangi bir şeyine müdahale edebilirsiniz. Mesela şurada diyelim H yazdın. Tamam. Normalde hani şöyle H1 vesaire vardır ya. Diyelim ki şunu yapabilirsin. Teknik olarak. Çok bunlara çok müdahale etmek. DOM'a çok müdahale etmemek gerekiyor ama teknik olarak şunlar olabilir. Mesela H number. Tamamen örnek. Buraya örneğin dinamik olarak bir şey gönderip H number'ı verip H1, 2, 3, 6 yani 6'ya kadar gidiyor bildiğiniz gibi. Onları mesela böyle oluşturup işte dinamik hale getirebilirsiniz. Gibi. Çok sınırlara takılmayın yani. Burası bir metin olarak parse ediliyor. Sadece tek kural HTML kurallarını değiştiremezsiniz. Onu bozamazsınız. Bozarsanız çalışmaz. Sağ alandaki sayfada content yanlış yazılmış olabilir mi? Sanırım geç gördüm. Sibel. Error'ı çalıştıracağım şimdi. Error işlemi çağırayım. Diyelim ki error. Bakın şöyle görünüyor. Sonunda inmiş duruyor. Cihan bunu sevdi. Gayet sade. Şu an Nur orada gülüyor. Sade dediğim için. Projelerde çok fazla sadelik takıntım nedeniyle Nur'la tartışıyoruz. Evet arkadaşlar. Genel olarak mesela böyle bir hata sayfası kullanılabilir. Herhangi bir internal error olduğunda 500 ya da herhangi bir şey vesaire. Bu güvenlikle alakalı konulardan bir tanesi aslında. Sadece user friendly olmakla ilgisi yok. Ya Oğuz bu Allah aşkına bu nedir ya? Ya Page Not Found. Lütfen bulma zaten. Sen bulma o sayfayı. Kim yazdıysa bu. Bir benim gösterdiğime bak. Bak bir şuna bir ona bak. Yani birisi Tesla. Tamam son model insansız. Öbürü de işte yani isim veremiyorum. Evet. Mesela içeride hatalar olduğunda işte bu sayfalara yönlendirme yapabilirsiniz. Ve orada da dediğim gibi şu hata sayfası gösterilebilir. Ya da bunu include edebilirsin. Bu da bir teknik.
Yani gene şu sayfa görünür ama diyelim link yönlendirmesi yapmadan include etmek, sayfanın içerisine gömmek deniyor buna. Ya da doğrudan error sayfasına böyle yönlendirebilirsiniz. Burada da log tutabilirsiniz bunun arka tarafında Python'de. Yani hata oldu ama bu sayfaya geldi ama detaylı bir logunu tut o sayfanın içerisindeki. Ölüm eskiler daha sağlam en azından dinozor oynanıyor alt kısmında. Evet arkadaşlar bir mola verelim. Bu örnek de bitti. Sonra devam. 10 dakika.